Şimdi birkaç kelam da şu şeyden bahsedeyim, FETÖ meselesinden. Yani tabii FETÖ konusu kötü bir örnek. Türkiye'de maalesef bütün iktidarların artık atladığı bir örnek haline gelmiş. Bir cemaat yapılanması gibi görülmüş. Ben de o örgütü az çok bilirim. Hiçbir zaman da sevmedim, ayrı bir mesele ama değişik aban platformlar olsun, başkalarlar olsun, değişik yerlerde görüştüğümüz bir grup olmuştur. Yurt dışına biz gittiğimiz zaman Sayın Nur Hanım, evet, bir örnek vereyim size niye böyle oldu noktasında. Hani neden Rusya'ya bu kadar gittik, iktidar... İstiklal Marşı okuyan, evet, çocuklar gördük. Tabii tabii. Çok etkilendim demiştiniz. Tabii etkilendik şöyle. Tabii. Yani şeye de efendim ne derim onu, CHP milletvekilleri, biz o zaman zaten iki parti vardı. Üç kişi gittik oraya biz. Efendim işte vardık oraya, dediler işte hocam bir şey yapalım, ziyaret eden okulumuzu falan gibilerini. Ben de heyet başkanıydım o zaman, 2004 müdür 2003 müdür. Onur Öymen Bey var, büyükelçi, hı hı, o zaman, ama kendi milletvekili tabii. Ben dedim ki valla Onur abi dış işleri iyi bilir, o giderse ondan beraber giderim falan dedim. Gidelim hocam şimdi dedi, buraya kadar geldi, kayıp olur falan. Neyse gittik, çaylarını içtik falan. Atatürk'ün orada potresini görüyorsun, Türk bayrağı dalgalanıyor, Rus çocuk Türkçe konuş, İstiklal Marşı'nı söylüyor. Ya bunun bir devletin yapması mümkün değil. Bu hakikaten mesela 500 öğrenci var. Efendim o hani getirip Türkiye'de Türkçe olimpiyatları diye düzenledi. Devletin yapması şuymuş. Değil mi? Nasıl yapacaksın başka ülkelerde? Bütün dünya ülkelerinde bu kadar oranın çocuklarını alıp. Çok zor bir şey yani. Zor bir şey bu. Zaten şu anda... O yapılanmayla şu anda Türkiye onların nasıl yaptığı şu anda tartışma konusu. Evet, tartışma konusu o aslında. Tabii doğru söylüyorsun. 70 ülkede bu adamların şu anda mesela Kırgızistan teslim olmuş neredeyse bu örgüte. Hadi bizi tamam, biz konuşuyoruz kendi aramızda elbette. İşin içine CIA girmiş, başka şeyler girmiş. Ciddi büyük bir yapılanma bu. Öyle ufak tefek bir yapılanma falan değil. Biz 8-9 defa yazdık FETÖ'yü iade edin, imkanı yok. Koca koca klasör dolusu dosyalar. Yüzünü bile açmıyorlar. Gönderemez. Çünkü o buraya geldiği zaman ifşa etmesinden korkar. Hı hı. Şundan korkar, bundan korkar. Niye göndersin? Ha peki bunun oluşmasında bizim hükümetlerken AK Parti'yi kastetmiyorum sadece. Payı yok mudur? Hepsinin vardır. Ben rahmetli Özel'e başlanışmanlık yaptım. O zaman da bu sıkıntılar vardı. Efendim ama geliyorlardı. Demirel'e çok mesela gelir giderlerdi. Efendim hatta ona o zaman Nurlu Süleyman filan derlerdi. Böyle hani Nur şeyinden filan gibi. O da bunu iyi kullanırdı. Rahmetli oldu, hepsi gittiler. Ecevit mesela belki en şey olanlardan biri, olmaması gereken diye bakıyorsun. O da o saf duygularıyla, temiz duygularıyla o da bu işin içine girmiştir. Milli Güvenlik Kurulu kararlarında var. Okuyorsun orada, diyor ki işte diyor paşalar karşı çıkıyorlar. Bunu diyorlar kapatmamız lazım. Bu örgüt şunlar yapacak, bunları yapacak filan. O da diyor ki ya diyor Amerika'ya yeni gitti, giderken beni aradı. Efendim çok stajda bahsetti. Evet. Ve diyor ki de diyor acaba efendim hani ben yarın bir cennet cehennem noktasına geldiği zaman şefaat eğer bana düşerse senin cennete gitmen konusunda şefaatimi senden yana kullanırım dedi diyor. Şimdi düşünün paşaları böyle hani bir de diyor, yurt dışında demin benim bahsettiğim birçok yerlere gittik diyor. Bizim yapamadıklarımızı bunların orada yaptıklarını gördük diyor. Dolayısıyla yani adam efendim böyle kandırmış. Son cümlelerim şu olsun Sayın Hanım, bir iki dakika müsaade edersen bitireyim. Buyurun. O da şu. Şimdi tabii laiklik ilkesini Türkiye'de maalesef 28 Şubat sürecinde daha önce de çok sert uyguladılar. Yani benim gibi bir insana bile 10 sene, 12 sene profesörüm vermediler. 10 sene derse sokmadılar. İslami kimliğimizdir, başka benim ne şey olacak, devletinle benim bir sorunum yok. Yani sonuç itibariyle, ama o bile tek başına yetti uğraşmak bakımından. Uğraştılar. Askeriyede de keza aynı şeyler gördük. Açık mesela giden gelen insanlar vardı. Bir tanesi vardı böyle efendim Süleymancı gruptan mı falan, unuttum şimdi, öyleydi galiba sanki. Gelmişti bana, 60'lar askeriydim, sabahleyin kalktım diyor efendim bir sarı zarf, sarı zarf diyorum bir gazete, Milliyet, baktım diyor orada ben atılmışım, ihraç edilmişim askeriyeden diyor. Neyse ne yapayım dedi, ben bana güya danışmaya geliyor. Dedim ki valla
dava açacağım dedi. İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaş kararları lehine gidilemiyor Türkiye'de. Evet. Dedim ki savunma hakkım zedelendi diye git dedim. Sakın ola ki din ve vicdan özgürlüğüne gitme dedim. Avrupa'ya anlatamazsın sen bunu. Nitekim beni dememe rağmen avukat onu ikna etmiş. Öbür türlü göndermiş. Din ve vicdan özgürlüğüm elimden alındı diye gitmiş. Onlar da efendim tabii reddetmişler davasını. Bir ay içinde öldü ahından adamcağız. Ha şimdi bakın burada bunu nereye bağlayacağım? FETÖ bunu görünce bu tip olayları görünce efendim Amerika'daki Pensilvanya'daki FETÖ bir karar aldı. Dedi ki bendensin kardeşim. Rakı da içebilirsin, kumarda oynayabilirsin, istediğin şekilde giyinebilirsin, hanımın istediği şekilde ortam neyi emrediyorsa onu yapacaksın dedi. İçki evet. Dışarı koyun dedi. Evet. Oralara bir takım şeyler koyun dedi. Sonuç itibariyle efendim böyle yapa yapa bunlar sızdılar şeyin altına. Her hükümetin hatası var. Bizim de kendi çapımızda mutlaka hatamız var. Ama bir toplam bakmak lazım. Yani bu general, orgeneral, şuralar dolu dolu insanlar bunlar 30-40 yılda yetişiyor. Kolay bir şey değil bu iş yani. Sonuç şu. Belki birçok noktada Ersan Hoca'dan biz aynı şeyleri söylüyoruz ama benim şeyim evet bir denetim şart. Öyle hoyratlık, başıboşluk olmaz. Bunun şeyini çok iyi kurmak lazım. Toptan reddi kapatmaktan taraf asla doğru bulmam. Çünkü bu sefer merdiven altına giderler. Daha kötü, daha sıkıntılı tablo çıkabilir. Şeffaf olsun, berrak olsun, denetimde olsun. Ama bunu nasıl yapacağız? Bunu oturup konuşmamız lazım. Yani yoksa filanca yapsın demek de olmuyor. Çok şeylerde küstürmeyelim bu kadar insanı da durduk yere tedirgin etmemek lazım. Yani her tarikat aynı kefi koyamayız.